Gel abi, gel yandan, gel yandan da hadi. Halkının sizlerden neler çektiğini bizzat bugün burada çıplak gözlerle görüyoruz. Halkın iradesine el koyduğunuz gibi burada insanları konuşturmamak için de fiili bir durum yaratıyorsunuz. Ondan sonra bu ülkenin kamu görevleri izliyorsunuz. Güvenlik görev güçleri izliyorsunuz. Hayır değilsiniz. Siz iktidarın kolukçusunuz. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olarak yüzümüzün dönük olduğu kurumlar olsun isterdik. Ancak gördüğünüz gibi ancak sırtımızı dönebiliyoruz. En çok hukuka, adalete, barışa ve demokrasiye ihtiyacımız vardır. İnsan olarak en çok insan hak ve özgürlüklerine ihtiyacımız vardır. Şair diyor ya, özgürlük ne yarım ekmek ne yarım ezgi. Ummaz mavi bir bulut gökyüzünde. Ulaşılması güç ama imkansız değil. Evet, kayyumları göndermek de imkansız değil sevgili arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, bin haftayı aşkın bir süredir cumartesi insanları, anneleri adalet diye haykırıyor. 9 yıldır Ankara Gar katliamında katledilen 104 barış güvercinimizin katillerin yargılanması için adalet diye haykırıyoruz. 9 yıldır Suruç'ta katledilen sosyalist gençlerin katillerinin yargılanması için adalet diye haykırıyoruz. Adaletin ve demokrasinin insan hak ve özgürlüklerinin olmadığı bir yerde belediye bizde olsa da olur, sizde de olsa olur. Alın başınıza çalın ama teslim etmeyeceğiz, bunu bilin. Hakkari seçmenlerin iradesine karşı açıkça darbe suçu işlemiştir. Seçimle alamadığı Hakkari Belediyesi'ni zorla ve yargıyı kullanarak ele geçirmek istiyorlar. Şunu iyi bilsinler ki kayyum gider, direnenlerin iradesi kalır. Antidemokratik uygulamalarla Hakkari halkın iradesine kayyum atanmasının ne insani, ne ahlaki, ne de hukuki bir yanı vardır. Hukuk tanımayan bu uygulamanın Türkçe adı gasp ve zorbalıktır. Direne, direne, kazanacağız.